Beyler bayanlar selamlar. Yine bir Play to Earn oyunu ve evet yine karşınızdayım. Peki bugünkü oyunumuz ne? Bugünkü oyunumuz arkadaşlar D-Ball, Crypto D-Ball diye geçiyor. Ve bu oyun şeye çok benziyor, Crypto Blast'e çok benziyor. Biliyorsunuz Crypto Blast başta tuttuğunda çok fazla tutmamıştı ama bu öyle olmadı, çok fazla yükseliyor, çok fazla bir giriş var oyuna karşı. O yüzden hemen bunun videosunu yapayım dedim ve sizlerle paylaşayım dedim. Başta yer alırsanız güzel kazanırsınız, sonradan yer alırsanız büyük ihtimalle kaybedersiniz. O yüzden sonlara kalmayın arkadaşlar. O yüzden gelin hadi şimdi hemen videomuza geçelim. Öncelikle oyunda yapılması gereken şey çok basit. Bir karakter alıyorsunuz ve bu karakterle başkalarına saldırıyorsunuz. Her karakterin farklı kazanma oranı var ve eğer savaşa gönderip o maçı kazanırsanız size belirli bir miktarda D-Ball veriyor. Şimdilik oyun bu kadar. İleride bunun işte stake'i açılacak, farm açılacak vesairesi açılacak. Büyük ihtimalle daha da fazla tutarsa Crypto Blaze gibi daha silahlar getirirler, bir şeyler getirirler, geliştirmeler getirirler diye düşünüyorum. Güzel olacak gibi gözüküyor. Çok güzel olmasa da biz paramızı cebimize koyalım. Önemli olan o. Peki ne kadarla başlamamız gerekiyor arkadaşlar? Oyuna başlarken birincisi bir 20 D-Ball gerekiyor. İkincisi de karakter açmak için 1.5 D-Ball gerekiyor. Yani size aslında gereken 21.5 D-Ball. Bu marketten satın alırken birazcık kayıplar oluyor vesaire oluyor. O yüzden size tavsiyem 23 D-Ball alın. D-Ball aldığınızda hemen sol taraftan Approve kısmından bir cüzdanınızı onaylamanız, ardından karakteri almanız ve kapsülden karakteri çıkartmanız gerekiyor. Karakteri çıkarttıktan sonra da arkadaşlar karakteri seçiyorsunuz ve sağ taraftan fight'ı gönderiyorsunuz. Gelin şimdi hızlı bir şekilde ileri sardırarak sizlere gösteriyorum ne kadar elde etmişim, siz kendiniz görün. Evet gördüğünüz gibi toplamda 4 tane maç attım. Neden 4 tane maç attım arkadaşlar? Her maç başına 3 tane stamina istiyor. Ve stamina da 1 saatte 1 doluyor. Yani 12 stamina ile başladığınızda toplamda 4 kere oynayabiliyorsunuz. Yaklaşık olarak arkadaşlar 2.5 D-Ball elde ediyoruz. Eğer tüm oyunları kazanırsanız %100'de ve 24 saat ettiğinde yani bir günde toplamda 5 D-Ball alabiliyoruz. Videoyu şu anda çektiğim için bu değişiklik gösterebilir. 10 dolara düşebilir, 100 dolara da fırlayabilir. Ama şu anki işleme göre bakarsak günde yaklaşık olarak 20 dolardan D-Ball'un bir tanesi 20 dolardan 100 dolar gibi bir para bırakıyor. Girişte sizden ne kadar isteyecek peki? 22 çarpı 23 dersek 506, yaklaşık 500 dolar harcıyorsunuz ve 100 dolar getirisi oluyor. Hadi fiillerle birlikte 90 dolar da yine arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak 6 gün gibi bir sürede ROI'sini çıkartacağınız anlamına geliyor. Tabii bu ROI yani yatırımınızı geri çıkartma süresi arkadaşlar tamamen D-Ball'la alakalı. Siz yüksekten girmiş olursunuz, D-Ball sonra aşağıya doğru düşmeye başlar. Ne olur? ROI uzadıkça gider. Tam tersi. Bir anda daha da yukarı giderse ROI 6 günden 2 güne düşer, 1 gün düşer. Bir bakmışsın günde ah paraları basıyoruz. Paraları basıyoruz. Yani genel grafiğine bakacak olursak da evet şu anda yükselmiş bir durumda. Ama daha da yükselebilir. Depredar'ı yeni girdi. 2 gün falan oldu. Hatta 2 gün önce size videoyu hazırlayıp açacaktım ama oyunun bir bakıma aldılar. 2 gün boyunca bir gün boyunca kapalı kaldı. O yüzden dün atmam gereken videoyu atamadım. Bu sırada işte daha da değerlendi vesaire vesaire. Özetle arkadaşlar eğer girerseniz yaklaşık olarak bir haftada paranızı çıkartabiliyorsunuz. Sonrası da kar olarak cebinize kalacak. Oyuna girmeden önce de kendi araştırmanızı yapın arkadaşlar. White paper okuyun. Ben bu videoda sadece kendi deneyimimi anlattım. Bu deneyimden faydalanmak isterseniz size kalmış. Ama daha sonrasında zarara uğrarsanız bunun kendi seçiminiz olacağını da unutmayın. Kendi riskinizi kendiniz alın arkadaşlar. Sonradan tekrardan gelmeyin. O zaman ah vah vesaire şeklinde. Neyse bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.